Ben küçükken evimizde televizyon yoktu. Çünkü babam evde televizyon olmaması gerektiğini düşünürdü. Benim cumartesi sabahları çizgi film izleyerek zamanımı harcamamı istemiyordu. Ama ben çizgi filmleri çok severdim. Oradaki el yazıları, el yapılan sanat ve teknik resimler inanılmazdı. İşte benim için ilham kaynağı olan şey buydu. Ayrıca benim için zamanımı çizim yaparak geçiriyor olmak eğlenceli bir hale gelmişti. Elinde hiç ilk yaptığın çizimlerden ya da resimlerden bize gösterebileceğin bir örnek var mı? Evet aslında evde biraz arasam bulabilirim. Muhtemelen göstermeye utanırım ama yine de göstereceğim çünkü siz benim arkadaşımsınız. <laughs> Sanat ilk etapta yoğun duygularla başlayıp sonrasında bir şekilde devam ettiğiniz ve keyif aldığınız giderek de yapmakta iyileştiğiniz o şeylerden biri. Yani tatmin edici bir şey diyebilirim. Gerçekten öyle. 12 veya 13 yaşındayken kendi bilgisayarımı kurmuştum. Avustralya Micro B isimli bir bilgisayarla bilgisayar endüstrisini domine edecekti. Ben de işe koyuldum ve bu Micro B'den kurdum programlama yapabildiğim için karakterler yaratmayı da becerebiliyordum. O zamanların en büyük oyunlarından biri Aliens yani canavarlar adında bir şeydi. Benim yarattığım ilk programda da ekranda hareket eden canavarlar vardı ve onları ateş edebiliyordunuz. Bunun için hareketli grafik diye bir şey kullanıyorduk. Artık bu oyunu oynamak için para vermem gerekmiyordu ve bu çok heyecan verici bir durumdu. Kendim bir şeyler yapıp eğlenebiliyordum. Hem sanatla hem de matematikle ilgilenen o enteresan insanlardan biriydim. Üniversiteye girdiğimde matematik ve mühendislik bölümlerini seçtim. Çift Anadal yapıyordum ama sanat hakkında da tutkum vardı. Akşamları çizip resim yapıp buna da zaman ayırıyordum. Gündüzleri de matematik öğreniyordum. O zamanlar bilgisayar grafikleri için mükemmel zamandı çünkü bu hem teknik hem de sanatsal yanı olan bir alandı. Final projemiz için bir animasyon sistemi tasarlamıştım. Bu özel görelilik yasasını canlandıran bir animasyondu. Bunu Ozgraf'ta paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Oraya gittim ve bir sunum yaptım. Ben oradayken Pixar'dan iki kişi de Luxo Junior diye bir kısa film gösteriyorlardı. Bu filmde hepimizin zıpladığını gördüğü o meşhur lamba yer alıyordu. O filmi ve o lambayı gördüğümde işte yapmak istediğim şey bu diye karar verdim. Ozgraf'ta kendi animasyonumu sunduğum esnada Bill Reeves ve John Leicester yanıma geldi ve beni cesaretlendiler. Yazdığım sistemle ilgili harika sorular sordular ve sunum sırasında çok eğlendik. Bir araba vardı ve ışık hızına yakın bir hızla yaklaştırma yapıyorduk. Onlar beni bu işi mümkün kılan şeyin sadece sanatsal yanına değil matematiksel tarafına da odaklanmam konusunda gerçekten çok teşvik ettiler diyebilirim. Sariye Rigging uygulayan sendin değil mi? Evet o bendim. Bize biraz Salih'in rigging uygulamasını anlatır mısın? Salih benim ilk işimdi ve onunla ilgili çok heyecanlıydım. Çok yoğun ifadeleri olan bir karakterdi. Ağırlığı ve hacmi vardı. Sonra tüyleri vardı. Çok geniş bir yüzeye sahipti ve bununla çok farklı yüz ifadeleri yaratmamız gerekiyordu. Bütün bu farklı duyguları bu karakterle yansıtabilmek için ne gibi kontrollere ihtiyacımız olacak diye düşündük. Bunun için sadece sanatsal veriler yeterli olmayacaktı. Bir sürü yeni şekil değiştirme aracına da ihtiyacımız vardı. Aynen bu bölümde tasarladıklarımız gibi. Bu benim için muhteşem bir projeydi. İnsanlarla gerçek bir bağ kuracağına ve çok sevileceğine inandığım bir karakter yaratıyordum. Bu aralar taşlara ilgi duyuyorum taş oymacılığı yapıyorum. Aslında çok zor bir şey. Rönesans döneminde o harika heykelleri yapan insanlara gerçekten büyük hayranlık duyuyorum. Ben kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışırken sürekli onlar bu şeyleri nasıl yapmışlar diye düşünüyorum. Bunu yapmak için gereken beceri ve emek gerçekten de inanılmaz. Geçen sene bir tane Tesla bobini yapmıştık. Tesla bobini bahçede kıvılcımlar çıkarıyordu. Biz de bunun üstünde marshmallow kızartmayı denedik. Bir Tesla bobiniyle marshmallow kızartabilir misiniz? Cevabı bulmak için siz de bir tane yapmalısınız. <laughs> Bunu sakın evde denemeyin. Dikkat ya dikkat. Evde denemeyin. <laughs>